Mehdi dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Hurafe, yobazlık, üçkağıtçılık yok o dönemde. Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, Caferi, Şii, hiçbir şey yok. Peygamberimiz zamanında mezhep var mıydı? Yok. Yoktu. Mehdi zamanında da yok. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Düşmanları, bak düşmanı var görüyor musun? Kimmiş? Ehli iştihat alimlerin mukallitleri olacak. Üçkağıtçı hocalar, bir kısım yobaz takımı. Çünkü onlar Mehdi'nin imamlarının mezheplerinin tersine hükmettiğini gördüklerinde, yani İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Hanefi, İmam-ı Şafii yahut kimse artık mezhebi, mezheplerinin tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar. Ne Hanefi'ye benzeyecek, ne Hanbeli'ye, ne Maliki'ye, ne Şafii'ye. Fakat hepsinden güzellikler içinde barındıracak. Ama kusursuz bir din hakimiyeti var. Mezhep yok. Aynı Resulullah zamandaki gibi. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii'nin tam doğru olan kısımlarını alacak. Fakat karşıda gelmeyecekler. Arkadaşlarından, çevresinden çekindikleri için ister istemez hakimiyetine boyun eğecekler. Onun açık düşmanları fukaha olacak. Alenen. Bir kısım yobaz takımı. Kokmuş yobazlar var ya, onlar. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Mehdi'nin gelişiyle alimlerin hükümlerindeki anlaşmazlıklar da giderilecek. Fakihler onun ölümüne fetva verirlerdi. Lakin Allah onu gücü ve cömertliğiyle hakim kılacak. Ondan hem korkacaklar, it gibi korkuyorlar. İt gibi korkacaklar. Hem de bir şeyler olmayacaklar. Hani köpek olur ya böyle, hem çekinir hem de yiyecek verecek. Acaba böyle kuyruğunu sallayarak dilini çıkarır. Onun gibi. Kalben ondan nefret edecekler. Fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecek. Yanında yalakalık yapacaklar yani böyle. Seviyormuş sayı ama kalben nefret ediyorlar. Çünkü yobazlığı bitirmiş.